Merhaba arkadaşlar, Hertelden TV'ye hoş geldiniz. Bugün evde nasıl süzme yoğurt yapılır, onu sizlerle paylaşacağım. Bunun için böyle bir kase ihtiyacınız var, derin bir kase. Sadece bu iş için kullandığınız böyle bir tülbent edinmenizi tavsiye ediyorum ben mutfak için. Şimdi kasemin ortasına tülbentimi seriyorum. İçini şöyle bastırıyorum. Ve normal satın aldığınız yoğurt ya da evde kendi yaptığınız yoğurttan kaşık kaşık içerisine koymaya başlıyorum. Süzme yoğurt satın almaya kalktığınızda diğer yoğurda göre çok daha pahalı oluyor. Sebebine gelince su kaybettiği için tabii bir yoğurt kaybı oluyor içerisinde. Yani 1,5 kilo yoğurttan şöyle düşünün ki 3'te 1'i kalıyor geriye. Yarım kilo kadar süzme yoğurt elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla da tabii ki pahalı oluyor. Böyle koyuyoruz yoğurdumuzu içerisine. Zaten yapımı çok pratik. Alıştıktan sonra bir daha hiç süzme yoğurt almaya gerek duymayacaksınız. Sabahtan ya da bir akşam önceden rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle 750 mililitre kadar koydum. 750 gram kadar yoğurt var burada. Sıvı olsa tabii mililitre olurdu. Evet, şimdi bunu 3'te 1'inin kalacağını düşünürsek elime 250 gram kadar süzme yoğurt kalacak. Bunu bu şekilde bağlıyorum dört tarafından da. Şimdi dört ucunu da sıkı şekilde şöyle bağladım. Düğüm atmanıza gerek yok. Böyle aslında serbest ama birbirini tutması önemli. Böyle kulakçıklarını buradan bıraktım. Ben mutfak dolabımın kapağına takıyorum altına kase koyarak. Ama siz böyle takmak için müsait bir yeriniz yok ise bunun üzerine herhangi bir ağırlık koyabilirsiniz. Ne olabilir? İşte içi su dolu bir tencere olabilir, içi su dolu bir kavanoz olabilir. Bu şekilde ağırlık yapabilirsiniz üstüne. O da aynı şekilde aynı sonucu verecek zaten. Evet, kapağı bağladım. Gördüğünüz gibi bağlar bağlamaz zaten. Yoğurdun suyu damlamaya başladı. Şu an saat öğlen 13 civarı. Akşam için lazım bu süzme yoğurt bana. 5-6 saat içerisinde istediğim kıvama gelecektir. Böyle gelişi güzel bağladım. Ve sonra içerisinden süzme yoğurdumu boşaltıp pratik bir şekilde tülbentimi bir başka süzme yoğurt yapmak üzere yıkayıp kurutup kaldıracağım. Bu suyu da atmıyorum arkadaşlar. Çok faydalı nihayetinde yoğurt suyu. İçebilirsiniz ya da çorbalarınıza rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, yoğurdumu 7 saat askıda süzdüm. Şöyle şimdi açıyorum. Ve gördüğünüz gibi çok güzel ev yapımı bir süzme yoğurdumuz oldu. Şimdi bunu saklama kabına alacağım. Eğer daha kuru bir süzme yoğurt istiyorsanız o zaman 10 saat kadar bekletin. Daha kuru bir süzme yoğurdunuz olacaktır ama benim için bu ideal. Gördüğünüz gibi zaten videonun başında da söylemiştim. Yaklaşık olarak 250 gram kadar süzme yoğurdum olacak demiştim. Burada da aşağı yukarı o kadar süzme yoğurdum var. Şimdi bunu şöyle saklama kabını kapatıp güzel bir şekilde buzdolabında muhafaza edeceğim. Gelelim suyuna.
Şöyle bu kadar suyu çıkıyor arkadaşlar 750 gram yoğurdun. Şimdi bunu şöyle kavanozun içerisine boşaltıyorum. Çok kıymetli bir su ziyan etmek olmaz. Bunu rahatlıkla çorbalarınızın içerisinde, yayla çorbası gibi, birçok çorbanın içerisinde, bütün çorbaların içerisinde aslında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu suyu. İçebilirsiniz, bu şekilde de tüketebilirsiniz. İşte süzme yoğurt yapmak bu kadar basit. Artık süzme yoğurt almanıza gerek yok. Çok pratik bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere. Lütfen kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.